Merhaba. Bugün siyaset konuşmaya kısa bir ara verip sizi başka diyarlara, başka ufuklara taşımak istiyorum. Bir yazarımızla birlikte T24'e yeni katılan yazılarıyla eminim hepinize başka ufuklar açacak olan Talat Kırış'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Biraz hayal kurduralım istiyorum. Ne hakikaten güzel oldu. Bizi dinleyenleri, izleyenleri. Talat Kırış aslında bir beyin cerrahı, belki tanıyanlarınız da vardır, bir doktor, tıp doktoru. Ama onun dünyası çok daha geniş. İsterseniz önce buradan başlayalım. Aslında bana bakarsanız beyin cerrahı olmak ya da beyinle uğraşmak zaten yeterince büyük ufuklara, bilinmeyene doğru açılmak. Siz hem mesleğinizde hem de özel hayatınızda sınırları zorlayarak olabildiğince ileri gidiyorsunuz galiba. Bir beyin cerrahı neden aynı zamanda kaşif, gezgin, uzaklara gitmeye düşkün olur? Yani tabii her beyin cerrahı öyle değil. Benimki biraz çocukluktan geliyor. Çocukken ben bu işte keşiflere çok meraklıydım. O zaman Resimli Bilgi diye bir küçük ansiklopedi vardı. Resimli bilgide onlar içinde bir yerde böyle tefrika edilirdi. İşte Amundsen'in Antarktika'ya gitmesi, Scott'la olan mücadelesi, Shackleton, o da büyük bir kaşiftir. Herhalde onlar içimde çok yer etti. Öte yandan çok stresli bir iş bizimki. Yani bir şekilde bir rahatlamanız lazım. Onun dışına çıkmanız lazım. Onun da belki etkisi var, bilmiyorum. Ama işte bir ucundan o çocukluk hayallerimi, çünkü gençliğimde yeterince yapamadım. O kadar yoğundur ki beyin cerrahisi eğitimi. Aşağı yukarı yani 6 yıl tıp, 6 yıl ihtisas, 1 yıl üst ihtisas, mecburi hizmetler. Yani kafanızı kaldıramayacağınız bir eğitimden bahsediyoruz. Gün aşırı nöbetler. İşte fırsat bulduğum anda da başladım. Peki önce şu soruyu sorayım. Buyurun. Sonra diğer seyahatlerinizi arkamızda da, bu arada yaptığınız seyahatlerden sizin çektiğiniz değil mi? Çoğunun herhalde, evet, fotoğraflar, evet, olacak. Evet. Ona geçmeden önce neden beyin cerrahisini seçtiniz? Ben merak ediyorum mesela, neden beyin sizin ilginizi çekiyor? Ya da bilinçli bir seçim herhalde olduğunu düşünüyorum ama neden ilginizi çekiyor? Şöyle, İnsan ben beyniyle uğraşmak. 7 yaşında ya astronot ya da beyin cerrahı olacağım diye karar vermiştim. Neden beyin cerrahını çok iyi bilmiyorum. Annem bir bel fıtığı ameliyatı olmuştu ve o zaman tabii beyin cerrahı çok erken yıllarındaydı, 68'de. Onun etkisi olmuştu, bir beyin cerrahı yapmıştı onu. Çok iyi hatırlamıyorum ama astronot da olmayı da çok istiyordum. Ama Türkiye'de onu yapamayacağımı anlayıp hemen beyin cerrahisine döndüm. Ondan sonra da hiç gelişemedim. Hep orada kaldım. Orada kaldım. Mükemmel. Peki, yani aslında beyin cerrahiyle ilgili, daha doğrusu hala değil mi? Beyin, şu anda biz insan beyninin ne kadarını yani çözebildik ya da bilebiliyoruz? Tam bilemiyoruz, işte böyle %10, %15 lafları vardır. Aslında biz, yani bizim işimiz, beyin cerrahlarının işi, beyni bilip anlamanın biraz dışında, yani onu neuroscientistler daha çok yapıyorlar, nörobilimciler. Biz beyne zarar verecek şeyleri beyne zarar vermeden nasıl çıkartırız, nasıl hallederiz biliyoruz. Aynı şey gezilerinizde de söz konusu aslında. Dünyayı keşfedecek çok şey var ama bir taraftan da dünyaya ne zararlıysa onu keşfedelim, onu biraz çıkartalım evet, gibi olmuş. Şimdi o zaman dönelim. Aslında sizin T24'de de yazdığınız yazılar, Grönland'a yaptığınız, Güney Kutbu'na yaptığınız, Antarktika'ya yaptığınız çok tadı damakta kalan yazılar, o yaptığınız seyahatlerle ilgili ya da oraya giden diğer sizin gibi kaşifler ya da gezginler ya da ne diyelim, keşfetmeye, evet, meraklı, evet, insanların yaptığı seyahatler ve onların anekdotlarından oluşuyor. T24.com.tr'ye girip Talat Kırış'ın yazılarını okuyabilirsiniz. Bu arada YouTube ve Facebook'tan şu anda canlı olarak izliyorsunuz. Sorularınızı da bekliyoruz. Talat Bey'e varsa iletmek istediğiniz, ben de aracı olurum. Biraz anlatır mısınız? Biraz önce söylediniz, hani çocukluğunuzdan beri meraklısınız ama ya pek çok başka yer olabilirdi. Yani
birkaç katman var tabii. Bir tanesi bu çocukluk hikayesi. İkincisi maceraya yani düşkünüm. Fırsat bulduğum her zaman bir maceraya atılmayı seviyorum. Tabii Grönland'la Antarktika'nın şöyle bir hikayesi de var. Ben bir masal yazmıştım ve bir masal yarışmasına katılmıştım. O zaman Düşün diye bir dergi vardı. Orada ödül almıştı o masal ve ödülümü de rahmetli Onat Kutlar vermişti. Benim için gerçekten çok değerlidir. O masal Kuzey Kutbu ile Güney Kutbu'nun daha dünyada denizler oluşmamışken bir dolunayda birbirlerini görüp aşık olması üzerine giden bir hikayeydi. Demek ki o 1980'de falan da herhalde yazmıştım ben onu. O zamandan beri bir Kuzey Kutbu, Güney Kutbu zaten işte eskiden beri de okuyorum. İçimde var. Biraz onun dürtüsü oldu. Ben bu seyahatleri 2013'te yaptım. Biraz gezi olayları, gezi direnişinin içinde ben de bulundum. Onun da etkisi vardı. Ne güzel. Ve işte Grönland'la başladım. Sonra da Antarktika'ya gittim. Şimdi yani gene içimde inşallah başka şeyler de yapacağım. Şimdi aslında sizin seyahatiniz dünyayla da biraz eş zamanlı. Çünkü son günlerde hem iklim meselesini çokça konuşuyoruz. Artık iklim böyle arada sırada hatırlayacağımız ya da çevre arada sırada hatırlayacağımız biraz da tat tuz olsun diye konuşacağımız haberler olmaktan çıktılar. Bütün dünya çok ciddi bir şekilde çevre felaketleri tehdidi altında. Yetmedi iklim değişikliği, küresel ısınma hepimizin hayatının ortasında. Sizin bu ziyaret yani bu seyahatleriniz aslında biraz buna da tekabül ediyor değil mi? Tabii öyle bir yönü de var. Aslında yani bunu yaşıyoruz. Hani görmek istemeyenler olabilir ama iklim değişikliğini ben kendi yaşam dilimimde gördüm. Yani hava sıcaklıklarının artması, garip sellerin olması ve yani bu giderek artıyor. Oralara gittiğinizde tabii o erimeyi de görüyorsunuz. Yani hele de biraz ilgiliyseniz, okuyorsanız nasıl o buzulların geriye çekildiğini yıllar içinde. Ve yani bunun yaratacağı dünya için, bu gezegen için yaratacağı tehlikeyi de görmek lazım. Bir şekilde ona dikkatle çekmek lazım. Tabii Grönland'da da Antarktika'da da yaz aylarında ben gittim tabii ama o buzların, buzdağlarından kopması, işte denize büyük bir gürültüyle çöküp dalgalar oluşturması. Yani hayalimde bunun daha fazla olursa dünyaya neler yaratabileceğini gördüm. Şimdi bir de enteresan bir şeyimde tabii Grönland'ın paylaşılması yani siz yazılarınızda da yazıyorsunuz zaten. Hem işte Antarktika'ya sahip olmak isteyen dünya devleriyle evet. Grönland'ı en son Trump satın almak doğru, istemişti, doğru. Ele geçirmek istemişti de Danimarkalılar yüz vermeyince küstü, Danimarka seyahatini erteledi. Evet. Böyle acayip de bir dünyadaki garip siyasi olaylardan da geçiyoruz. Şimdi öncelikle belki o zaman daha somutlaştıralım. Nasıl gitti? Mesela şu anda bir fotoğrafımızı görüyoruz arkamızda. Evet, kim orası, bunlar? Şöyle ben çekileyim. Orası Ushuaia'da tam yola çıkmadan önce çekilmiş bir fotoğraf. Ben 8 kişilik bir ekibe katıldım. Bu sorayım belki merak edenler için. Bu böyle hani bir seyahat ajantası planlanmış bir seyahat mı yoksa arkadaşlarınız, siz davet yok, edenler? Yok arkadaş değil, arkadaş değil ama tam seyahat ajantası da değil. Çünkü o Antarktika, Antarktika'ya giden zaten 7-8 tane yelkenli var. Yani kruz gemisi var da yelkenliyle gitmek istiyorsanız. Çünkü bunlar özel yelkenliler. Genelde metal oluyor, alüminyum ya da saştan yapılıyor. Ve genellikle de bunlar 7-8 kişilik ekipler anca alabildikleri için birkaç sene önceden dolu oluyor yerler. Yani yer bulmak da kolay değil ama ben hep yazışıyordum. Bir yer açıldığını duyunca hemen gittim. Bu ekip ilginç bir ekipti benim katıldığım. Bunlar buz tırmanıcısı. Şu şapkalı olan Yeni Zelandalı, onun yanındaki Amerikalı, onun yanındaki İngiliz, sahadaki Avustralyalı yani böyle bir ekipti ve
Beni çok etkilediler. Çok aslında mütevazi insanlar ama yani o Antarktika'daki dağlara tırmanıyorlar sırtlarında kayaklarla. Ondan sonra kayarak iniyorlar. Ben de bir tanesine eşlik ettim. Gerçekten yani muazzam insanlar. Peki bu şimdi yelken niye bindiniz diyelim. Nereden bindiniz dediniz tekrardan? Antarktika'ya giderken Ushuaia'dan bindim. Şili Ushuaia, en uç nokta. Arjantin. Ushuaia Arjantin ama o Beagle kanalının kenarında. Yani Beagle kanalının bir tarafı Arjantin, bir tarafı Şili. Şili, tamam. Yani evet. Biraz sonra da Porto Williams'a geldik. O da Şili'ye ait yani. Oradan gidişiniz yine böyle... Burası Porto Williams mesela. Teknelerle oldu herhalde. Evet. O Spirit of Sydney diye bir alüminyum yelkenli. Yani bunun kamerası falan yok. Dışarıda yatıyorsunuz. Şeyde böyle bir takım ranzalarda yatıyorsunuz. Belki birazdan çıkar. Yani burada siz de o işin bir parçası oluyorsunuz. Yani kimse sizi gezdirmiyor. Yani nöbet de tutuyorsunuz. Tekneyi kullanıyorsunuz. Evet. Yemek yapıyorsunuz. Bulaşıkları yıkıyorsunuz. O zaman meraklar için hemen sorayım. Bir, özel bir antrenmandan geçmeniz gerekiyor mu bu seyahate katılabilmek için? Yani denizcilik eğitimi almak, kaptanlık brevesi olması insanın yoksa böyle her şart meraklısı? Değil. Yani siz tabii ki o nöbette kalmanız gerekiyor. Ama hani kenarda durarak da kalabilirsiniz. Ama biraz bir denizci olmakta fayda var. Çünkü orası zor bir deniz. Şimdi gece yarısı sakin gözüküyor. Aslında normalde Şili hükümeti, daha doğrusu oradaki ilgili otorite diyeyim, denize çıkmaya hemen izin vermiyor. Yılın aşağı yukarı 300 günü falan fırtınalı bir yer. Mesela bize gece 3'te 4'te izin verdiler. Yani o deniz bile bence çok vahşi bir denizdi. Yani o direkt pasajı gerçekten şöyle... Hani buradan bakınca ne olacak canım, şuradan şöyle yandan kıyı kıyı rahat rahat giderim gibi görünmekle birlikte öyle yani değil diyorsunuz. Öyle iki gün böyle bir oraya çarpıyor, bir buraya çarpıyor seni, böyle emekleyerek falan içeride görüyorsunuz öyle. Bakın şimdi bu iki gün sonrası bu video. Yani denizin biraz yatıştığı bir aşama ama hani denizciler görecek, yelken bayağı küçültülmüş. Yani çünkü sert bir rüzgar var. Ve bir bilinmeyene doğru aslında bir anlamda bir maceraya doğru gidiyorsunuz. Gidiyor, değil mi? Evet. Yani ben Grönland'da şeyi geçmiştim, Kuzey Kutup Dairesi'ni kanoyla. Burada da Güney Kutup Dairesi'ni geçmek istiyordum ama bir dereceyle geçemedim çünkü buzullar yolu tıkadı. İzin vermedi. Yani bir daha gitmem lazım. Peki bu yani bu seyahat ne kadar sürdü? Yani burada hedefiniz neydi tam olarak? Nereye ulaşmaktı ve nasıl? Bu Antarktika'nın yani eğer bir bilimsel amaçla gitmiyorsanız Antarktika'ya, çünkü bilimsel amaçla gidiyorsanız bir takım üsler var. Yani bir takım araştırma merkezleri var. Onlar Antarktika'ya dağılmış şekildeler. Yani benim gibi Antarktika'yı gezmek için gidiyorsanız Antarktika Yarımadası var. Hemen daima oraya gidiliyor. Orası hem en yakını Güney Amerika'ya. Biz de oraya gittik ama bu aşağı yukarı demek ki 4,5 gün falan süren, 5 gün süren bir yelken seyahati. Hemen hemen motor hiç çalıştırmadık. Çünkü tabii Antarktika'da hani işte dizel alayım, bakkaldan şunu alayım, öyle bir şeyler yok yani. Ne varsa deponuzda onunla geri döneceksiniz. Peki bir soru. Kadınlar gidiyor mu? Tabii. Erkekler grubu olarak görüyoruz ama hani böyle sanki bu iş sadece erkekleri ilgilendirmiş gibi bir durum olmasın. Değil yok tabii ki. Aslında şartlar zor olmasına rağmen çok sayıda kadın var. Evet. Çok sayıda çok iyi kadın denizciler var dünyada. Ben 2 hafta önce Fransa'daydım. Mini transat yarışı var. 6,5 metrelik teknelerle Atlantik'i geçiyorlar. Oradan mesela en genç kaptan 18 yaşında bir hanımdı. Yani dolayısıyla kadınlar bu işte iyi. Yani Türkiye'den de aslında çok az sayıda olmakla birlikte meraklısı çıkıyor ama bu seyahat özelinde şimdi belki seyreden seyircilerimiz de soruyorlar hani bu iş sadece erkekler mi yapabilir? Kadınlar da yapabilirler. Yok. Şartlara uyum sağlayan kadınlar her işi erkeklerden daha iyi yapar. Daha bile yaparlar bazen. Peki şimdi orada 60 dereceye indik. -60. yok enlem olarak 60 derece güney iklimi. Onu tamam. Gösterdi. Peki şimdi karşılaştırırsanız Grönland seyahatinizi ve Antarktika seyahatini ne söylersiniz?
Şöyle, şimdi Grönland'a ben uçakla gittim. Oradan kanoya bindik ama hani bir problem olduğunda oradan geri dönmek mümkündü. Hı-hı. Ne bileyim, bacağınız kırılsa hani birisi size, ama Antarktika öyle değil. Orası gerçekten. Antarktika biraz sıkıntılı. Yani neyle gittiyseniz onunla döneceksiniz. Başınıza bir şey gelirse o kadar da kolay değil sizi oradan almaları. Koca deniz geçilecek. Yani tam bir kurtarma operasyonu gerekiyor. O biraz tabii şey, yani psikolojik olarak yıpratıcı bir şey. Hani istediğiniz zaman bir yerden ayrılamamak duygusu. Ama onun dışında tabii Antarktika'da daha uzun kaldım. Bir ay kaldım. Grönland'da 10 gündü. Ama ikisi çok farklıydı. Grönland, gerçi burada da çok bir ay kaldınız şimdi. 4 gün denizde gittim dediniz. Sonrası? 4 gün deniz gidiş, 4 gün dönüş. Kalanı da Antarktika'nın işte bir sürü koyunu, bir sürü boğazında dolaştık. O arkadaşlar... Tekneyle dolaşıyorsunuz tabii, polar. Tabii, bizim tabii. Mavi yolculuğun bir başka türlüsü orada. Evet, beyaz yolculuk. Ama çıkmıyorsunuz. Yani yok, kayak... Çıkıyoruz. Çıktınız ha. Tabii tabii, hemen her gün çıkıyorduk. Antarktika'da tabii penguenler var, çok müthiş. İşte kuşlar çok ilginç, foklar var. Yazınızda demişsiniz ki tam o sırada gezi olayları sırasında gittik. Hatta şöyle bir şeyiniz de var, çok sevindim. Dayan Grönland, gezi ve Kaz Dağları yanında. Evet. Ama bu sonra herhalde söylediğiniz bir şey. Yok, yani Kaz Dağları'nı sonradan bu yazıya ekledim. Ama orada yani şöyle bir şey. Grönland'dayken o... Yani ekspedisyona katılanların hepsi geziden haberdardı. Ha. Yani gezi olaylarını biliyordu ve işte Kanadalı vardı, Avustralyalı vardı, Fransız, İtalyan. Ve hepsi bana geziyi soruyordu. Ve işte bir yerde de buza şey yazdık, işte Dayan Gezi Grönland yanında. O zaman hatırlarsanız hep şey deniyordu, işte Dayan Gezi işte Hatay yanında, Ankara yanında falan. Böyle. Penguenlere de anlattınız mı bari gezdiği sırada? Kendilerinin nasıl bir sembol haline geldiğini. Onun esprisini yapmıştım. Penguenler. Peki yani mesela işte karaya, yani çıktığınızda yürüyüş yaparken, daha geçenlerde ben de Londra'da mesela işte yine böyle bir kaşif ya da o rekor kırmak için yola çıkanlar var. Tabii sporcular da var. Ortaya iddia koyanlar da var. İşte şu kadar günde tek başıma yürüyerek geçeceğim ya da şu tepeye tırmanacağım ya da buradan işte kayakla gideceğim gibi. Aslında dünyada pek çok sporcu ya da kaşif ya da diyelim ki gezgin. Ne demek gerekiyor aslında? Bilmiyorum. Sporcu diyebilir miydi? Bunu... Yani maceracı aslında demek lazım belki. Maceracı da bizde sanki böyle hani biraz böyle hani macera da ama yani biraz hani aklı başında değil, macera o değil aslında. Yok, çok değil, önemli bir şey değil, yani. Değil. Yani aslında şimdi ben bunların tabii tarihini de okuyorum, meraklıyım. Yani Antarktika'nın özellikle keşfedilmesi. Hı-hı. Örneğin bir Belçikalı var. Şimdi Antarktika'ya giden her yerin ismi Anvers, Brabant, Belçika'dan konmuş. Şimdi Belçika 5 milyonluk bir ülke, yani 5 milyonluk bir ülkeden birisi çıkmış Antarktika diye bir kıtanın varlığından bile haberdar değil. Yani haritalarda yok. Kalkıyor oraya gidiyor. Yani bu sizin söylediğiniz de öyle bir duygu. Şimdi Güney Kutbu'nu yürümek, tek başına yürümek. Yani kolay bir şey değil. Bir defa yani hayatınızı ortaya koyuyorsunuz. Orada acayip bir iklim, tek başınasınız. Bunların da kategorileri var. Yardım almadan, işte yarısında yardım alarak, hı hı. Hiç iletişim kurmadan, iletişim kurarak. Evet. Bunların bir kısmı tabii Guinness Rekorlar kitabına falan geçmek için de yapıyor. Ama bir kısmı da yani hani bu rol model oluyorlar bunlar. Yani o ülkelerin çocuklarına işte Everest'e çıkmak bir şeydir biliyorsunuz. K2 falan. Bu da o tarz bir şey. Yani maceracı deyince hani öyle işte vurdum duymaz falan öyle evet, insanlar. Değil tabii ki. İşte o yüzden ben de sordum. Hani bu böyle birkaç tane canı sıkılmış, hayatından bıkmış ya da hayat değilsin değil. Orada, hele hele bugünlerde çevre, başında konuştuğumuz gibi çevre meselesinden dolayı hakikaten pek çok insanın da yani amacı gitmek. Mesela biraz önce siz buzulların erimesinden bahsettiniz ama bir yazınızda mesela önemli bir detay bu. Daha önce de dinlemiştim ama size sormak isterim. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'ndan evet, sonra evet, bıraktığı askeri lazım. Atıklar. Bu çok önemli evet. Bir mesele aslında. O gerçekten öyle ve şok edici bir şey. Şimdi Grönland'da işte kano ile gidiyoruz. Günde
ortalama 10 kilometre falan. Arktik Okyanusu'ydu orası. Hı-hı. Yani kano yaptığınız yer de hani bir nehir falan değil. Bildiğiniz Arktik Okyanus. Yani hiçbir vahşi yaşam dışında hiçbir şeyin olmadığı bir yerde birdenbire karaya yaklaşırken karşınızda paslı binlerce vavil. İşte terk edilmiş, paslanmış, çürümüş kamyonlar. Bir kocaman mutfak. Yani tabii paslanmış, paramparça olmuş. Böyle uçsuz bucaksız bir şey. Bu ne dedik? Yani bu bir rehberimiz vardı İzlandalı. İşte Amerikalılar orada bir İkinci Dünya Savaşı'nda kamp kurmuşlar. Alman denizaltılarını bombalıyorlarmış. Ve onu bırakıp gitmişler. O vavilleri dolu. Oralardan sızmış, o yakıtlar sızmış. Asbest tabii şimdi kullanılmıyor asbest ama hani o zaman kanserojen. Düşünsenize yani onu oradaki hayvanlar yiyor, başkaları onu yiyor. Yani besin zincirine de bu şekilde yayılıyor. Bir felaket. Yani adam ben Grönland'ı alacağım diyor altındaki zenginlikler için. Hani git önce sen kendi pisliğini temizle dedim ben de o yazıda. Yani o İkatek Ordu kampı adı da oranın. Ve Grönland'da böyle 30 tane yer daha varmış. Hani ben bir tanesini gördüm. Demin sordunuz aslında söylemeyi unuttum. Antarktika'nın bir anlaşması var. Grönland daha Danimarka'ya bağlı özel bir yer ama Antarktika hiçbir yere ait değil. Hiçbir devlete ait değil. Ve Antarktika'da hiçbir bilimsel araştırma dışında bir faaliyette bulunamazsınız. Yani ben şuradan biraz petrol çıkartayım, işte şurada doğal gaz varmış. Ama bunu delmeye çalışıyorlar. Tabii, kim olduğunu sormayacağım. Tahmin edebiliriz herhalde. Bu arada yazınızda var, Türkiye'de o anlaşmaya imza koyanlardan. Evet. 1996 zannedersem. Evet. Peki mesela Türkiye'den hiç bilim insanları var mı acaba? Şimdi araştırma yapmaya giden, evet, merak eden? Şimdi yeni başladı. Büyük bir mutlulukla izliyorum. Ama önce bir şey mutlaka Osman Attasoy'la Sibel Karasu'yu anmam lazım. İlk defa bir yelkenliyle Antarktika'ya gitmişlerdir. Yani Türkiye'den çıkıp. İkincisi de Ekrem İnözü'dür. O da Hornburnu'na gitmiştir. Evet. Gene Türkiye'den çıkıp. İki tane önemli yelkencimiz var. Evet. Hani ben de gittim ama ben uçakla Uşağı'dan gittim. Yani onlarınki değil. Bilim insanlarımız evet Antarktika'ya bildiğim kadarıyla 3 sefer yaptılar. Çok yakın zamanda da İTÜ Kutup Araştırmaları Merkezi'nden Burcu Hoca'nın önderliğinde Barbaros Albay'ın lojistiğiyle Deniz Kuvvetleri'nden emekli kuzeye gidildi. Yani bunlar başladı ama tabii bunun desteklenmesi lazım. Mesela ikinci kuzeye gidilen İş Bankası'nın sponsorluğunda oldu. Yani bunlar masraflı işler. Tabii. Ama mutlaka bizlerin de orada olması lazım. Peki siz de bir bilim insanısınız. Mesela neden gerekli? Neden Türkiye'ye gidip de Türkiye'den bilim insanları, bilim kadınları, bilim adamları gidip şöyle diyor olabilir belki Seda'm. Ya canım işte vardır ya klasik lafı. Georg gitmiş işte. Belçikalı gitmiş, Amerikalı gitmiş, Çinli gitmiş, Rus gitmiş. Orada yapmış yapacağını. Daha niye gitsinler? Oysa araştırılacak hala çok şey var herhalde değil mi? Hem öyle hem de bence bana göre yani bir ülkenin gücü işte ordusuyla, topuyla, tüfeğiyle, filanca füzesiyle değil. Yani bir ülkenin gücü bilime yaptığı katkıyladır. Eğer siz iklim değişikliğiyle ilgili bir şey üretiyorsanız, sizin ülkenizden birileri çıkıp da bunu yazıyorsa o bence sizin ülkenizin gücüdür ve orada yapacak çok şey var. Evet. Şu an arkamda arkamızda daha doğrusu fokları görüyoruz o değil mi? O çok tatlı, şöyle elini koymuş bakın o şekilde yatıyor foklar. Herhalde hayvanları izlemek çok keyifli. Yerel bir iki galiba değil mi topluluklarla karşılaştığınızı yazmışsınız. Şeyde Grönland'da. Evet. Antarktika'da zaten pratik olarak yaşayan kimse yok. Ama orada Inuitler var. Yani onlar kendilerine Inuit diyorlar. Kanada tarafındakilere Eskimo deniyor da Eskimo lafını sevmiyorlar. Hı. Onun için ben de Inuit'i kullanıyorum. Evet onlar... Ben bir parça onları Amerika'daki Kızılderililere benzettim. Bir yıl Arizona'da yaşamıştım. Kızılderililer de evet, birazcık biliyorum. Yani mutlu değiller. Çünkü
Yani onların işte yüzyıllar belki bin yıllardır gelen bir avcılık geleneği var. Bu işte teknolojinin gelişmesiyle ondan biraz uzaklaşmışlar. Burada bu fotoğrafta. Evet, burada dağa tırmanıyor. O arkadaşlara bir sefer ben de işte dedim ki ya ben de sizle geleyim. Malzemem de yoktu ama işte bir devşirme toplama malzeme aldık. Önce sahile çıkıyorsunuz. Birisi bir yukarıya doğru bir hafif halat döşüyor tırmanmak için. Ondan sonra tırmanmaya başlıyorsunuz. Devamı da gelirse o resimlerin orada gözükecek. Onlar tabii sonra kayakla aşağı indiler. Bakın kayakları orada. Ben tabii o yukarılardan kayamadım. Bu kadar iyi kayan birisi değilim. Peki şimdi bizi izleyip bundan ilham alan ben yani ben mesela çok beni de çok heyecanlandırıyor. Bazen burada kısır döngü şeyleri konuşup duruyoruz ülkede. Şöyle şu fotoğraflara bakmak bile insana ya bir gideyim dedirtiyor doğrusunu isterseniz. Bizde hayal kuran insan sayısı çok az. Mesela gençler gerçekten farklı macera yine demeyeceğim ama keşiflere cesaret edemiyorlar. Çok da pahalı da değil işte. Mesela görüyoruz bir tane İskoç çıkıyor bisikletiyle geziyor. Öbürü kalkıyor teknesi. En son yazınızı da var. Monikland adı Girek. Girek değil mi? Evet. Çok şeker. T24'te hikayelerini okuyun. Küçük bir tekneyle ve tavuğuyla Monik tavuğun adı da kuzeyden güneye çok, giden çok müthiş bir şey yapıyor. Yani. Hem kuzey kutbuna hem güney kutbuna bir tavukla teknesiyle ve bir tavukla birlikte tavuğa gezen ve tek başına. Şimdi neden bu mesela Türkiye'de hayal edilemiyor? Öğrencilerinizden de baktığınızda, etrafınızdaki gençlere de baktığınızda. Neden? Sadece parasızlık mıdır? Yoksa yok, bence nerede? Değil. Çünkü burada yani mesela o Girek örneğinde olduğu gibi Fransa'dan cebinde 200 euro ile çıkıyor. İşte bir yerlerde çalışıyor ve o aldığı tekneyi çok ucuza alıyor. Ve ondan sonra yola çıkıyor. Yani yapmak isterseniz yaparsınız ama bence sorun bir defa bizim yani eğitim sistemimizle başlıyor. Yani ilkokulla başlıyor. Yani bize bunlar yeterince bence okutulmuyor. Yani hep kahramanlık, destan, işte asker, şu bu. İyi de yani hani biz bir gezegende yaşıyoruz yani. Hani yalnızca kendi sınırlarımızın içinde değiliz yani. Koskoca bir gezegen var. Bu gezegende böyle yerler var. Uzay var. Yani bizim gençlerimiz yani insan istiyor ki bunları hayal etsin. İşte ben hep onu dedim. Yani ben Antarktika'ya gitmeliyim ki benden sonraki işte nesildekiler de Jüpiter'e gitmeyi hayal etsin. Ki yani olmayacak şeyler değil bunlar. Tabii. Yani hayal kur her şey, yani gerçekten yatıp hayal kurmaktan geçiyor. Bunlar da biraz önce bahsettiğiniz tekneler. Peki çok klasik bir soru olacak ama şu anda en büyük hayaliniz ne olurdu? Nereye gitmek isterdiniz? Aslında var öyle bir hayal ve onun için de uğraşıyorum. Ben bir akademisyen olduğum için her şeyi okurum. Öncelikle bir teorik zemini tamamlıyorum. Kuzeybatı geçidi yapmak istiyorum. Yani Northwest Passage. Hı hı. Northwest Passage bir epik yoldur. Yani epik sözcüğü tuhaf gelebilir ama insanlık tarihinde anlatın belki anlamayan yani anlatayım. İlgilenmemiş olan anlamayan demeyelim seyircilerimizde şey olmasın ama bilmemiş olan Kuzeybatı geçidi Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanusu arasındaki bir geçittir. Bu ama dünyanın en kuzeyinde. Yani Grönland'ın oradan başlıyor. Kanada'nın yukarısından, Alaska'nın yukarısına uzanan ve yalnızca yılın iki haftasında falan açık olan. O da iklim ısındığı için. Şimdi, eskiden tamamen kapalıydı. Bunu tekneyle yapmak gerekiyor yine değil mi? Evet evet. Başka türlü yapılan bir şey değil. Ama yani buna niyetlenen işte senede diyelim bir 15 tekne oluyorsa 5'e 6'sı yapabiliyor. Bunu çok yapmak istedim. Aslında bir Türk bunu yaptı. Kanada'da yaşayan, Kanada'ya göç etmiş Erkan Gürsoy. Altan Girl ismini verdi. Hatta Çetin Altan'dan esinlenerek teknesine. Kendi yaptığı bir tekneyle geçti.
Benim öyle ilk olayım işte, hiç öyle şeylerim yoktu. Ama onu çok yapmak önemli. İstiyorum. Bir de şöyle bir şey de düşünüyorum ben. Yani ben yapmaya gayret ederim. Yapamayabilirim. Yarıda kalır. Korkarım. Olur ya, yani o fırtınalardan çekinirim. Yani başka sebepler olabilir. Bunlar da yanlış değil. Hani ama bunu çok istiyorum. Ve inşallah en azından teşebbüs edeceğim. Harika. Arkamda şu an bu bunlar. Bu bence müthiş bir şey. Yani benim şu ömrü hayatımda yaşadığım en müthiş şey diyebilirim bunun için. Çünkü şöyle, işte Antarktika'dan dönüşte hep balinalar var. Yani Grönland'da da kanonun yanından geçiyorlardı. Antarktika'ya giderken de Antarktika'da da balinaları hep görüyoruz. Bunlar kambur balinalar. Bu Drake pasajında, yani Güney Amerika ile işte Antarktika'nın arasındaki denizin tam ortasında uzaktan gördük. Hani balina biliyorsunuz fıskiyeleriyle ortaya çıkıyor. Görünce durduk biz. Yelkenleri indirdik. Böyle 25 civarı bir sürüydü bunlar. Ta uzaktan bizim yanımıza geldiler. Ve yani bizimle bir iletişim kurdular, oynadılar. Bizim etrafımızda komik gelecek belki sözcüğüm ama şaklabanlık yaptılar. Yani böyle denizin içinde dönmeler, takla atmalar, havaya sıçramalar. Biri gidiyor, öbürü geliyor, şeyin altından giriyorlar, teknenin öbür tarafından çıkıyorlar. Böyle o beyazdır bakın kanatları, yüzgeçleri, o kanadını gösteriyor. Yani bir işte tırnak içinde vahşi hayvan denizin ortasında bir başka türden yaratık görüyor. İletişim kuruyor aslında. İletişim kuruyor. Yani hiç şüphem yok benim. En ufak bir şüphem yok. Üç kişi bir araya gelip iletişim kuramadığımız evet, bir dünyada. Yani düşünün ki yani bir köpeğe bile hani insan çekinir evet. Sokakta acaba ısırır mı avlan falan. Bunlar böyle devasa yaratıklar. Evet. Geldiler ve ben çok etkilendim. Böyle iki saat kadar hani yola da gitmemiz lazım. Onlarla böyle oynadık. Onlar bizle oynadılar. Baktığınızda sırf buzullardan oluşan ve denizden, sudan oluşan bir yer gibi görünmekle birlikte içinde ne kadar hayatın, müthiş. Yani bunu yaşamaya değeceğini anladınız. Kesinlikle. Çok anları taşıyor. Yani sanki başka bir gezegene yani. Gelmiş gibi oluyorsunuz. Çünkü öyle bir değişik coğrafya yani. Bir de tabii gece olmuyor. Yani sürekli gündüz. O da ilginç. Yazın gittiğiniz için. Tabii yazın gittiğiniz için. Peki. Ya, Talat Tanış, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Yazılarını Talat Bey'in, Talat Kırış'ın T24'te okumaya devam edeceksiniz. Umarım. Sonuçta çevre duyarlılığı demek illa da sabah akşam işte bununla ilgili büyük büyük sözler söylemenin de ötesinde bir şeye geçti artık. İşte bu sizin gibi gezginlerin hikayelerini dinleyebilmek, merak edebilmek, gidebilmek. En az konuşmak kadar önemli. Yani buna heyecan duymak da çok önemli. Dolayısıyla yani lafınızı böldüm kusura bakma. Okyanuslardaki plastik mesela. Evet. Müthiş bir sorun. Yani bir gezegeni tehdit ediyor. Yani inanılmaz bir sorun. Yani bunlardan da farkında olmamız lazım yani. Bizim hani biz burada yaşıyoruz Anadolu, öyle bir şey yok. Yani. Ya zaten bizim denizlerimiz yani en basitinden İstanbul'a bakalım. Tabii. İstanbul Boğazı'nın kıyıları bütün felaket yani plastik yığınlarıyla dolu. Çok üzücü. Bunun bilincini hani birazcık böyle çevreyle uğraşanlar, boş işlerle uğraşanlar ya da işte aman bu solcular da bu çevreyle uğraşırlar. Aman bütün bunlar da öyle değil yani aslında herkesin çocuğunu, geleceğini, hepimizin yarınlarını ilgilendiriyor. Tabii. Ayrıca böyle güzel hayaller kurmak da ne güzel belki bizi izleyen hem genç seyircilerimizi hem de yaşı ileride olup ama hala gezmeye meraklı ya da keşfetmeye meraklı seyircilerimize ilham kaynağı olur. Çok teşekkür ederiz Talat Kırış. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yazılarınızla T24'e güç katıyorsunuz. Okuyucularımızla sizi davet ettiğiniz için. Baş başa bırakalım o zaman. Sağ olun. İzlediğiniz için sizlere de teşekkürler.